Herkese selam. Bugünkü gezimiz Bodrum Merkez. Bakalım Bodrum Merkez'de ne var ne yok. Evet, ünlü noktadan başladık. Herkesin sosyal medyada, YouTube'da videoları ve fotoğrafları olan bu ünlü sokaktan gezimizi başlatıyoruz, keşfimizi. Evet, Bodrum Merkez'de ne var? Kale var. Burada da bir gatamaran canlı müzik yapıyor galiba. Gayet şık görünüyor. Barlar Sokağı'nın oradaki Starbucks'ın hemen köşesinde bu ünlü sokak. Mandalim var. Burada bir balık restoranı var. Evet, sokağın sonu bu şekilde. O da çocuğunu almaya gitti. Ava ve Starbucks'ın yanından giriliyor. Meşhur sokağa ulaşılıyor. Biz de fotoğraflarımızı çektik, videolarımızı shortslar için kanalımıza bekleriz. Tabii ki Bodrum'un diğer videoları için de bekleriz. Önceki gezimiz olan Fethiye videoları için de bekliyoruz. Evet, Bodrum Barlar Sokağı'nda izlediğim videolarda hiç bar yok diye söylenmişti. Bir tane var galiba, Veli bar ve kafe gibi. Thank you.
bölümlerine geçtiler. Motoru bildi mi diye arkamdan seslendiler. Evet, sokaklar hep bu şekilde. Birkaç sokak var. Birisi de o ünlü barlar sokağı. Evet, burada. Bodrum. Belediyesi. Tam merkez noktası burası sanırım. Heykel var. Sünger işçileri temsilen izlediğim videolarda öyle dinlemiştim. Tekne turları. Tabii ki teknelerden zaten hiçbir şey gözükmüyor. Ne kadar tekne turları? 300 lira. Evet, burada da aynı.
Tamam. Öğlen yemeği içinde 5 koy gezisi 300 lira. Gümüşlük'te de Yalıkavak'ta da öyleydi. Bu seneki tekne turu fiyatı 300 lira. Ama kayrağı da geliyor. Her yerde. Aynı fiyat. Bir ağaç, bodrum, begonviller, çiçekler. Palmiyeler. Süslü mü süslü bir şehir. Evet, Neyzen'i geçiyormuşuz. Az kaldı. Neyzen Tevfik Bodrumlu. Onu da gösterelim. Instagram için gerekli. Yoksa nasıl takipçi kazanacağız? Bodrum Kalesi'ne ayrı kısalı video olarak çekeriz. Şimdi Barlar Sokağı'ndan başlayıp caddeyi çekelim dedik. Evet, shortslar ve diğer videolar için tabii ki bekliyoruz. Evet. Palmiyeler var. Tekneler var. Begonviller var. Teknelerden deniz zaten hiç görünmüyordu. Mayıs ayının sonundayız. Hava şimdi bile çok sıcak. Artık Temmuz, Ağustos'ta buralar nasıldır bilmiyorum. Şu yeşillikten ve palmiyelerden şöyle bir geçelim. Bu sıcakta tabii ki güzel bir keyif çimenlerin üzerinde gökyüzünü seyrederken. Evet, burada bir tane daha heykel var, onu da görelim. Evet, yol olduğu için biraz gürültülü. Datça feribot bilet gişesi.
şu yola geçelim mi? Ön caddeyi gösteririz orada. En azından ağaçların bölgesi. Evet, meşhur Bitez dondurmaları. Caddeyi şöyle bir göz atalım. Tene beyaz gayet yakışmış. Yaşasın gölge. Güzel, güzel bir Bougainville. Ağaçların etrafına çok güzel süslemeler yapılmış. Şurada da güzel bir çocuk parkı. Palmiyelerin gölgeleri de çok güzel görünüyordu. Kaleye bir bakalım. Yatların direklerinden pek belli olmuyor ama
güzel mekanlar. Evet, sıcak günlerde burası da gayet serin olur. Divan Pub. Evet, karşıdan başladık. Kalenin arkasından bütün Bodrum Marina'yı gezdik. Bu şekilde. Yatlardan kale görünmüyordu. Umarız beğenirsiniz. Biz gördük, size de gösterelim istedik. Hava biraz sıcaktı. Yani Temmuz Ağustos nasıldır bilmiyorum ama şimdi bile çok sıcak. Diğer videolarımız için bekliyoruz.